Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung'un Note serisinin yandan ekranlı olan telefonu, biraz böyle yana doğru kıvrımlı telefonu Note Edge'i tanıtacağım. Telefonu tanıtmadan önce söyleyeyim. İşte yok abi web ekrandan ayrıldı mı falan filan diye sorup duranları da söylüyorum. İşte hani ayrılsak burada ne işimiz var? Sadece işimiz gücümüz vardı. Biraz ara verdik. Kutu içeriğine bakalım. Önce istiyorsanız hani ne var ne yok bir göstereyim. Ondan sonra telefona geçelim. Şöyle çok akıllıca hazırlanmış. Tam 1,5 metre uzun bir şarj kablosu var. Bu hakikaten hayat kurtarıyor. Kulaklık var. Şöyle. Sanki hiç yokmuş gibi. Çıkartayım ne var ne yok de. Şu kutudan bir kurtulalım. Şu zımbırtıyı anlatacağım. Şimdi dediğim gibi 1,5 metre bir şarj kablosu var. Bu hakikaten kullanışlı işe yarayan bir aparat. Yani eksikliğini ben çok çektim önceki telefonlarda. Telefon gece şarj takarken düşme istersin, ne ararsan vardı. Az sıkıntısını çekmedik. Bu iyi. Adaptör. Adaptive Fast Charging diyor. Yani yarım saatte %50'den fazla dolduruyor. Tam performansı dolduruyor. Onu da söyleyeyim. Amacı o. Yani bir saatte şarjınızı fullliyor. Tertemiz. Kulaklığı var. Bunda diyecek bir şey yok. Ses kalitesi standart artık yani kulaklıklarda. Ve şu kaleminin hani Note 4'te kulak şeyini göstermemiştim de tanıtımda. Ya burada bunu da alışamadık ya nasıl satayım. Dur kapatayım ya. Bu hani yazdık, çizdik, kurcaladık. Abi sonra işte kalemin ucu aşındı bir şey oldu. Pili dibi bitti. Böyle geldi ki bitiremezsiniz. Zor biraz. Bayağı uğraşmanız lazım. Hemen şöyle çekip çıkartıp inisini takıyorsunuz. Bakayım 5 tane de uç var. İşte garanti belgesi falan filan. Telefonun şöyle dışına bakalım. Telefon bu bildiğimiz gibi hani televizyonlarda da yapıyordu Samsung kör. İşte kıvrımlı. Zaten bütün numarası kıvrımlı olması. Şöyle ekranı falan değişiyor. İşte hava durumu, koştum gittim. Burayı ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. İstediğiniz gibi. Yani tabii desteklediği şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kafanıza göre değil. Hatta şöyle bir şey göstereyim. Böyle cetvel oluyor. İnç, santim. Meraklısı varsa, bir şey ölçmek isteyen varsa ölçsün. Şöyle işte kronometre koymuşlar. Bunları kendiniz direkt şöyle fener kısmından kapalı açık yapabiliyorsun. Yapıyorsun da işte hani nasıl böyle bir sağlak bir insan şöyle masadan bak alamıyor. Telefon böyle yandan şurası kaydığı için bunu da yapan nasıl yapmış? Hani salakmış büyük ihtimalle. Yani ben şahsen şöyle tak diye alıyorum da hani acelem var telefonu masaya alayım falan derken tak tak dur hastiktir deyip telefon kırılabilir, düşebilir. Ki düşerse bu kıvrımlı ekran çatlarsa hani normal ekranlar telefonda biliyorsunuz pahalı. Hele bir de kıvrımlı ekran çatlarsa bu da ekran kıvrılır ve sizi üzer. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bana çok ergonomik gelmedi açıkçası. Aklıma yatmadı. Onun dışına bakalım Note 4 tasarımına hakim. Yani şu kısım hariç derken bastık mı? Kameralara girdik. Onun dışında Note 4 tasarımına hakim. İşte şu tuş şuradaydı normalde. Biraz daha kayıklı Note 4'te. Buraya almışlar. İşte kulaklık girişi, kamera. Ooo yaldır yaldır ışık yanıyormuş ya. Şunu kapatayım. Kapalı. Ha. Hemen de öğrendik. Neyse şöyle yapalım. Ses açma kapama tuşu var sol tarafında. 2.0 USB mikrofon 2 tane. Kalemi. Şöyle bir kalın bir çerçevesi var. Şu kapak çıkıyor çünkü. Şöyle göstereyim. Onun dışında bu tarafında ekran var zaten. Arkasına bakacak olursak da 3000 mAh bir pili var. Bu günü rahat rahat çıkarıyor. Hani 1,5 hatta 2'ye yakın çıkarıyor sağlam bir şekilde aktif kullanımda. Hatta dağın başına çıktı o gün. Bütün gün Instagram'da fotoğraf paylaştık. Fotoğraf çektik. Hani operatör de çekmiyoruz. Bir çekiyor bir çekmiyor. Zorluyordu sistemi. Ona rağmen çok iyi performans verdi pili. Kullandım. Keyifliyim. 32 GB'lik ve 64 GB'lik modelleri var. Bu elindeki 32 GB'lık ayrıca de buradan 128 GB'a kadar SD kart takabiliyorsunuz. S Pen'i Note 4'te anlattım Note 4 videosunda. Hani onun dışında bir farkı yok. Aynı Note 4 ile. Onu Note 4 videomuzdan izleyebilirsiniz. Ben sadece şu bugün bununla yan ekranıyla ilgileneceğiz. Şu birkaç özelliğinden bahsedeyim ama ben size de yine Note 4'ün aynısı deyip geçiştireyim. Çok da aynısı değil. Şimdi 13 santimetre bir boyu var. 8.24 santimetre bir genişliği var ve en kısa
ama en kısa diyorum ya, en kalın şöyle iki noktasının arasındaki uzaklıkta 8.3 mm bir inceliği var. Ekranı 5.6 inç. Şöyle mi 5.6 inç yoksa şu hariç mi 5.6 inç tam bilmiyorum. Ekran görüntüsü alınca şu yan tarafı da alıyor. Onu da göstereceğim birazdan. Birkaç tane ekran görüntüsü aldım. 1600'e 2560 piksel çözünürlüğü var. Yani 2K demek oluyor bu. Ve 524 ppi. Hani çok üst seviye bir ekran çözünürlüğü var. Ppi de inç başına düşen piksel sayısı. Ha, desen ki 450 ppi var. Anlar mı göz? Bence anlamaz. Yerdik yani, o da ayrı konu. Ama çözünürlüğü Note 4'ten yüksek. Farklardan birisi de bu. Qualcomm Snapdragon 805 var. Hani Exynos muydu, Equinox muydu, neyse işte ondan yok. Sadece Qualcomm Snapdragon 805 üretiliyor. Adreno 420 grafik işlem birimi var. Bayağı iyi. Sağlam, en sağlamı zaten o şu anda Adreno arasında. 3 GB bellek var. Yani RAM eski sistemle. Yani alışık bilgisayar tabir edeyim. RAM'i var. Dediğim gibi 32'lik ve 64'lük bizdeki 32'liği 128 GB'a kadar destekliyor kartı. Kamerası yani bakın şu an teknoloji atalan adam yazıyor. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum da. İyice fuyulaştı. Neyse. Burayı sizin notu yazabiliyorsunuz. O kadar da olsun değil mi? Yandan kıvrılmalı. Telefon almışsınız. Kamerası 16 megapiksel. Görüntüde zaten görürsünüz fotoğrafları. İyi çekiyor. Yani 4K video çekiyor 30 kare. Ve Sony'nin de herhalde Z3. Çekerken ısınıyordu. Isınmadan çekebiliyor video. 4K video çekimi konusunda bir sıkıntısı yok. Gayet iyi. Tabii onun gibi suyarı darbe falan da değil. Hassas bir cihaz. Özellikle şu ekran yanda olduğu için hakikaten çok hassas. Hani şöyle telefon köşe köşe düşüyor da hani oldu da böyle şöyle düştü. Yani tam şöyle tak diye düştüğü zaman şu ekran bir kırılırsa hakikaten üzer gibi geliyor bana. Fiyatını tam bilmiyorum da hani bir garanti şeyini arayıp da sormadım kaç para olur diye. Onun dışında 1080p'de 60 kare, 720p'de de 120 kare video çekme özelliği var. Ön kamerası, selfie kamerası 3.7 megapiksel. Selfie diyorum, öz çekimde düzeltiyorsunuz. Yapmayın. Selfie deyip geçiyoruz işte. Öz çekim, selfie. Aynı şey bana göre. Bayılıyorsunuz birbirinizi düzeltmeye. SAR değeri, tabi doğrusu bu arada TDK'nın şey yaptığı öz çekim de. Ona da ben alışkın değilim. Yapacak bir şey yok. SAR değeri 0.24 watt bölü kilogram kafada. 0.33 watt bölü kilogram vücutta. SAR değerine hep dikkat çekiyoruz. Hani bir telefon, bir cihaz alırken, elektronik bir eşya alırken özellikle telefon konusunda hani yastığın altına telefonla uyuyan bir nesil artık geliyor. Ki bana göre çok saçma. SAR değerine muhakkak dikkat edin. Düşük olması gereken değer 1 Avrupa'da. Hani 1'in altında olması gerekiyor. Amerika'da 2 diye geçiyor bu standartlar. Ama 0.28 ile 0.33 oldukça düşük bir SAR değeri. O açıdan çok iyi. Telefonun ağırlığını söylemedik. 174 gram. Oturaklı bir cihaz. Ama işte şöyle tutuyorsun falan böyle. Buraya parmak değiyor. Bir şeyler oluyor. Oynuyor. Ötüyor. Hopluyor. Zıplıyor. Ya bir hani böyle bir ben bir alışamadım hani. Şey tutar gibi yeni. Neyse. Ben bir değişik geldi. Antutu testine bakalım bir. Onun dışında SHLT hani işte parmak okuma falan Note 4'teki bütün özellikler var zaten. Android 4.4.4 ile geliyor ki 5.0 olmaması için hiçbir sebep yok. O da olacak. Şöyle bir Antutu yapalım bu arada. Ben açıkçası şimdi telefonun fiyatından biraz bahsedeyim. Hadi bakalım başlat. Antutu'da birkaç dakika sürsün. Telefonun fiyatından bahsedeyim. Telefonun fiyatı 2799 TL. Bu telefonun fiyatı. Yani bana biraz fazla gibi geldi. Sırf ekran tamam eyvallah. Kıvılsın bilmem ne de. Ne bileyim hani satılmayacak dediler. Çok sınırlı sayıda üretilecek dediler. Sonra bir anda Türkiye'ye geldi bilmem. Merak uyandırdı belki pazarlama stratejisi olabilir. Ama biraz fazla geldi. Niye 2800 yani şahsen yani kıvrılmayı versin. Zaten bana göre fazla kullanışlı bir değil ya. Tabii benim kendi fikrim. Hani sen oyun geliştiren, uygulama geliştiren bir adamsındır. Dersin ki ben sırf şu yeni ekran için özel bir uygulama yapacağım. Alırsın. Tipi hoşuna gitmiştir alırsın. Yani cihaz olarak çok iyi telefon. Onun söyleyecek hiçbir şey yok. Özellik olarak. Bir yandan kıvrılıyor ya. Bunu böyle yaptılar. Şimdi bak bu böyle kıvrıldı ya. Samsung bunu böyle yaptı. Tak ondan sonra işte LG... Tükürdüm lan bu arada. Tükürdüm. Durdum ya bir de başladı. Elimin ayarını. LG geldi buradan böyle kıvrılma yaptı. Bunlar sonra böyle kıvrılacak. Oradan oraya dönecek. Ondan sonra bakacaksın komple ekran olmuş cihaz. Tutacak yerin yok hani böyle. Artık selfie kamerasını da işte göreceksin. Şunu yapalım biraz. Şu bitsin şu muhabbet. Antutu test sonuçlarını göstereyim. Ondan sonra bir şunu ayrı bir ayrı kısmı var. Oralara girip bakalım. Hani neler koyabiliyoruz, neler yapabiliyoruz. Yan ekranı inceleyelim. Dediğim gibi onun dışında geri kalan özellikleri işte SLT'li mesela stres modu var SLT'de. Bunda ona bir bakalım. Stresimizi ölçüyor. Biraz
Onunla uğraşalım. Küfür edeyim falan böyle sinirleneyim. Bakalım ölçebiliyor mu? Ona bakalım. Şu an tutabilsin. Hepsini halledeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi 48.675 puan verdi. Not, sıralamada not 4'ün üstünde. Detaylara girelim mi? Girelim. İyi puan verdi. Ya bu Antutu önceden iyiydi, güzeldi. Şimdi niye böyle oldu bilmiyorum. Ama Note 4'ten iyi performans verdi. O da Snapdragon 805 var diye Adreno'lu. O yüzden aradaki oynama, yoksa ikisi de aynı cihaz. Hani bir farkı anlayamazsınız. Oyun testi falan bilerek yapmıyorum. Dediğim gibi Note 4 videosunu izleyebilirsiniz tekrar geri dönüp. Oyun testi aynı dakika. Yani çok az bir batarya farkı aralarında. Bataryası iyi gidiyor. Dediğim gibi sadece ben şeyi merak ediyorum. Şimdi biz oyun yapıyoruz. Oyun geliştiriyoruz aynı zamanda. Hani biliyorsunuz kafa topu falan bizim oyun. İndirmek isteyen iOS ve Android'de bulabilir. Yenileniyor gerçi bu ara. Ama siz bu videoyu izlerken belki yenilenmiş halini görürsünüz. Şimdi ben oyunu yaptım, geliştirdim. Şimdi Note 4'e göre oyun yaptım mesela. Ekran boyutları var. Her telefonun ekran boyutunu falan görüyorsun. Oyunu buna yükleyince acaba ayrı bir boyutlandırma gerekiyor mu? Yoksa bu rengi etrafı hafiften böyle kıvırtıyor mu? Onu bilmiyorum. Şimdi oyun yapmadığımız için şöyle screenshotları göstereyim ben size. Bunları alt taraftan da vereceğim de. Şimdi bakın ekran resmi kaydediyor diye almış. Şöyle almış yani. Büyük ekran, arada bir şerit geçiyor. Hani bu ne kadar doğru olur? Ne bileyim, hani konuşurken, WhatsApp'larken ne kadar kullanışılır? Bunu tekrar mı kırpacağız? Onu da bilmiyorum. Ne bileyim, çok değişik geldi ama hakikaten inovasyondur. Teknoloji bambaşka bir şey. Ben hep diyorum ya, değişiyor günden güne. İnsan hayret ediyor. Şimdi bu stres muhabbeti vardı. Eselt de miydi acaba o da? Bir yerden girmiştim onu ben ya. Yiyecek, kilo, uyku. Stres. Stres seviyesi ölçümünüz kalp hızınıza değişiklik kullanarak hesaplanır falan filan diyor. Tekrar gösterme, bir daha gösterme aslında satayım. Şimdi parmağınızı sabit ve sessiz durmaya çalışın diyor. Ama şimdi sinirlendim, küfür edeceğim ya. Böyle bir 60 dakika sakin oluyorum. Kuş, kelebek, böcük, uğur böcüğü, baykuş. Yemin ediyorum gerildim bak, sinirli değildim. Bitti. Düşük ile yüksek arası. İyi, normal. Zaten stresli değilim. Ama bu gerdi yani, şu yarım saat beklettin, ondan sonra düşük değil. Dediğim gibi telefon böyle. Kaldırıp bunu atamıyorum. Yemedi çünkü. Hani köşesine düşmez, şurası kırılır mırılır. 2800 lira cihaz. Ondan sonra kıvılır kıvılır, gelir bize kıvılır. Onun dışında dediğim gibi diğer özellikleri, hani S-Pen, M-Pen merak ediyorsanız Note 4 videomuzu izleyebilirsiniz. Böyle bir telefon. Bizi WebTekno Facebook adresinden takip edebilir. WebTekno Twitter hesabına yazabilirsiniz. Teknoloji Atar Twitter adresine hesabına yazabilirsiniz. WebTekno TV YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ki bu arada WebRazi yılın en başarılı YouTube kanalı seçildik sizlerin sayesinde. Ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok sağ olun sizin verdiğiniz oylarla. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Çok çok teşekkür ederiz tekrardan. WebTekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayır, şimdi bu ekran kıvrılacak. Ondan sonra nereye kadar gidecek bu? Onu merak ediyorum ben.